cehaletle yarışan. Ben halkım diyerek halka karışan. Gönüllerde ölmezliğe erişen. Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk. Nevşehir milletvekilimiz Sayın Faruk Sarı Aslan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Vali, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Sayın Savcım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Komutanım, saygıdeğer protokol, değerli Hacı Bektaş hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Atatürk'ün Hacı Bektaş'ı gelmesinin temel esas nedenleri, Hacı Bektaş velinin geçmişini, kültürünü Mustafa Kemal Atatürk'ün özümsemesi, benimsemesidir. Devlet adamları kendi hem tarihini bilecek hem de tarihinin bilincinde olacak. Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı kısa dönem içerisinde 3700'e yakın kitap okumuş, Türk tarihini, dünya tarihini bilen, aynı zamanda da bunu özümseyen bir liderimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş'a gelmesinin esas nedenlerinden bir tanesi, dünyada kargaşanın, savaşın, insanların birbirini öldürdüğü, kadınların ikinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak değerlendirildiği bir dönemde, dünyada ilk defa kadın örgütlenmesinin, Bağcıyan'a Rum örgütünün Hacı Bektaş'ta kurulduğunun bilincindedir. Dünyada yıllar sonra insan hakları bildirgesinin yayınlandığı, 1800'lü yıllarda insan hakları bildirgesi yayınlanırken Hacı Bektaşi Veli'nin insan sevgisini, insan haklarını o dönemde 1300'lü yıllarda önde tutmasıdır. Yine Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu Moğollar tarafından istila edildiğinde kendi erenlerine ve arkadaşlarına, yoldaşlarına burada Türkmenlerin mücadelesine önderlik etmesidir. İşte bunun bilincinde olan Mustafa Kemal Atatürk, bu aydınlanmanın olduğu yere ziyaret etmiş, Türk aydınlanmasının ikinci dönemini Hacı Bektaş-ı Veli'de Cumhuriyet'in ilan edeceğini özel toplantıda söyleyerek başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri hiçbir zaman karartılamayacak devrimlerdir. Özü bu Anadolu topraklarında serpilmiş olan İnsan sevgisine dayanır, barışa dayanır, kardeşliğe dayanır, emperyalizme karşı, yedi büyüğe karşı verilmiş mücadeleye dayanır. İşte onun içindir ki yüzyıllar da geçse bu devrim hiç kimse tarafından, ama altını çizerek söylüyorum, hiçbir kimse tarafından engellenemeyecek, yenilenerek çağına uygun olarak devam edecektir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.